Merhaba arkadaşlarım, hoş geldiniz. Bakın ben de size yine çok güzel geldim. Çok güzel bir bebek elbisesi ördüm. 6 aylıkken giydirmeye başlarsanız 1 yaşına kadar rahatlıkla giydirebileceğiniz bir elbise modeli oldu. Ferah ferah, yani dar değil. Böyle bakın balon kollu yaptım. Kollar böyle kabarık oldu. Şu şekilde kabarık duruyor. Ve alt tarafına da kolay bir örnek yaptım. İç kısmına da şöyle bir tütü yerleştirerek tamamladım. Tütü biraz daha pileli olması gerekiyormuş. İlk denememdi. O yüzden bilemedik. Çünkü hiç yapmamıştım böyle. Ama giydiğinizde kabarık duracaktır yine. Arkadaşlarım, yakadan başlayacağız. Etek ucunda bitireceğiz. İpi şu ipten kullandım. Siz kartopu baby one'la da örebilirsiniz. Yani bebek iplerinin hepsiyle örebilirsiniz. Ben de bu vardı, bununla ördüm. Kartopu gonca diye bir ip. Tığımda 3 milimlik bir tığ kullandım. Bakın şöyle 3 milimlik bir tığ kullandım. 2 tane ip aldım arkadaşlar. İkinci ipimden biraz arttı. Mesela boyunu biraz daha uzatabiliriz. Uzatabilirsiniz. İp yeter, yani 2 ip almanız yeterli gelecektir. Bir de bakın şöyle arka kısmında şuraya bir tane de minik düğme detayı yaptım. Rahat giydirip çıkartabilmeniz için. Burada bir de böyle bir detayımız var. Bütün ayrıntılarıyla, her noktasıyla anlattım. Umarım beğenir. Siz de benimle birlikte örersiniz. Kanalıma abone değilseniz önce abone olun. Tekrar geldiğinizde öbür videolarımı da görün. O zaman ne yapalım? Hadi örmeye başlayalım. Evet arkadaşlar, önce ipimizle tığımızı birleştirelim ve başlayalım. 49 tane sıkı olmayan zincir çekelim. Bakın böyle rahat. Rahat rahat zincirler. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet bakın zincirim gayet esnek ve rahat bir şekilde çektim. Tığımızın üzerine ipimizi alalım ve bakın birinci zincire değil ikinci zincire batıralım. İpimi aldım. Hepsini birlikte çektim. Sıradakine geldim. Batırdım. Hepsini birlikte çektim. 8 tane bu şekilde yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bakın 8 tane. Şurada yazıyor bakın 8 diye. 1, 2 zincir çektim. Aldım ipimi. Son battığım yere batıracağım. Bakın son battığım yerden aynı yere batıracağım ve 10 tane yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 tane bakın. 2 zincir, 1, 2 zincir. Son battığım yerden batacağım yine. Yani batılmış ilmeğe batacağım. 14 tane yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14. Bakın 14 tane
yaptım. 1, 2 zincir çektim. Aynı yerden tekrar batıp 10 tane yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane yaptım. Bakın şöyle. 2 zincir ve 8 tane yapacağım. 1, son battığım yerden başladım. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Bakın bura fazla gelenimiz. Şöyle şu şekilde ilk zeminini hazırlamış oldum. Bu fazla zinciri sökelim isterseniz. Bakın şuradan ucunu açıp sökebilirsiniz. Şimdi yormayayım. Bir zincir çektim ve geri çevirdim. Şimdi bu iki zincire kadar sık iğne yapacağım. Bakın ip almadan tığımın üzerine hepsine birebir batarak sonuncusu da şurada 8. Bakın boşluğun içine, iki zincirli boşluğun içine bir sık iğne, bir iki zincir, tekrar bir sık iğne. Şimdi sadece bu iki bölümde örnek yapmayacağız. Üç bölümde örnekli yapacağız. Tığıma iki defa sardım. Bakın arkadaşlar şundan başlayacağız. Şuraya değil de bakın buna. Buraya atlarsanız eksilir. O yüzden buraya batmak zorundayız. Şuraya. Tığıma iki defa sardım. Üç defa da toplayacağım. 2, 2, 2. Sıradakine sık iğne. Tığıma iki defa sardım. Batırdım. 2, 2, 2 olarak topladım. Sıradakine bir sık iğne yaptım. İki defa sardım. Böyle minik kabarcıklarımız oluyor bu şekilde. Bakın artış noktasına kadar geleceğim. Bakın burada bir tane var. Buna batmak zorundayız. Yoksa sayımız eksilir. Ve artış noktasının içine bir sık iğne, bir iki zincir, tekrar bir sık iğne. Sardım ve tekrar yine örneğimi yapmaya başladım. Burayı da böyle götüreceğiz. Bu ikinci bölüm. Ön ve kolları örnekle götüreceğiz burada şimdi. Aynen bakın birebir yapayım. Şimdi öbür artışa kadar gideyim. Durdurmayacağım. Arkadaşlarım bu bölümleri atlatırsanız eğer detaylar var. Mesela kolda sonra artışlar yapacağım. Farklı batacağım. O yüzden atlatmadan izleyin ki örgünüz yanlış gitmesin. Bakın artışa geldim. Bir sık iğne, iki zincir, bir sık iğne. İpimi sardım ve tekrar başladım. Şimdi koldayız. Sadece arka bölümde yapmıyoruz örneği. Böyle. Artışlarımız hep bir bir olacak. Her bölümde iki tane artırmış olacağız. Böyle.
Buradakine battım. Bir sık iğne, bir iki zincir, bir sık iğne artırdım. Ve şimdi burada normal sık iğnelerimi yaparak ilerleyeceğim. Oralara dikkat edin bakın. Onlara kesin batmalıyız. İki zincir çektim, çevirdim. Şimdi yine yalancı, yani yarım trabzan yapacağız. Bakın aldım, çektim. Artışa kadar yarım trabzanlar. Bakın böyle. Artışa geldiğimde bir tane artırdım. Bir, iki zincir çektim. Bir tane artırdım. Bakın bu buranınki oluyor. Ve şimdi hepsini birebir batarak devam edeceğim. Artışlarımız böyle olacak. Her seferinde bir tane yapacağız. Bir zincir, bir tane. Tekrar göstereyim burayı. Ve geldim. Bakın artışın içine bir tane yaptım. Bir, iki zincir çektim. Bir tane daha yaptım. Ve bu şekilde sırayı tamamlayalım. Öbür iki yerde de aynı işlemi yapacağız. Bir zincir çekip dönelim. Ve yine bakın burada birebir batarak sık iğneler yapacağım. Artış noktasına kadar. Ve yine bir hatta yaptığımız gibi örneklerimizi kurarak gideceğiz. Bakın arkadaşlar, bu bunun buna batmayı unutmayın. Tekrar söylüyorum. Şöyle. Şimdi bir artış yaptım. İki zincir çektim. Bir artış yaptım. Ve tığıma doladım. Başlayacağım şimdi örneklerimi yapmaya. Yani biraz sıranın aynısı. Bu işlemi 3 defa tekrarlayacağız. 3 pıtırcıklarımız olacak. 3 sıra. Ve böyle bakın. İpim çok güzel. İncecik, yumuşacık bir ip. O yüzden öreceğiniz zaman ipinizin çok kalın olmamasına ve yumuşak olmasına dikkat edin. Güzel bir şekilde durması için. Bakın artışa geldim. Bir tane artırdım. İki zincir çektim. Tekrar batırdım ve sardım. Ve yine buradan başladım. Evet arkadaşlarım, bu ikinci, üçüncüyü de yapalım. Aynı şekilde, aynı mantıkta büyütelim. Evet arkadaşlarım, bakın 3 tane pıtırcık sıram oldu. Şimdi şu gol bölümlerinde, bakın önde değil, gol bölümlerinde artışlar yapacağız. O yüzden bu bölümü dikkatle izleyerek yapalım. Bir zincir çektim, çevirdim. Burayı düz gidiyoruz. Artışa kadar sık iğne yaparak, pardon, düz gitmiyoruz. Yalancı trabzan, 2 zincir. Böyle yarım alacağız. Pardon. Ve artış noktasına kadar burayı böyle öreceğiz. Evet, oraya kadar geldim. Artışımı yapacağım. Bakın. Artışlar da hep devam edecek. 1 2 zincir artışımı devam ettim. Şimdi bu pıtırcıklarımızın, bakın gol bölümü burası.
Bu pıtırcıklarımızın olduğu bölüme çift batacağız. Buraya tek batırdım bakın. Pıtırcığımın olduğu bölüme 1, 2. Gördünüz mü? Tek batırdım. Pıtırcığımın olduğu bölüme çift batırdım. Önündekine tek batırdım. Bu pıtırcıklarımın olduğu yere çift batırdım. Yani bakın her seferinde birer tane artıyor. Pıtırcığın olduğu bölüme çift batırdım. Tek batırdım. Pıtırcığımın üzerine çift batırdım. Ve kol bitene kadar, yani buraya kadar bunu yapacağız. Buraya kadar geldiğimizde bakın artışımı yaptım. 2 zincir artışımı yaptım. Bu ön bölüme tek tek batacağız. Yani buralarda battığımız gibi teker teker hepsine tek. Öbür kol bölümünde yine hepsine aynı batacağız. Bakın burayı normal böyle örün. Burada artış yok. Şimdi artış noktasına kadar örelim. Artışımızı yapalım. Ve tekrar bakın. Bütün pıtırcıkların olduğu yere çift batalım. Baştakine tek batırdım. Pıtırcığın üzerine çift yaptım. Önündekine tek. Pıtırcığın üzerine çift batırdım. Bir tek bir çift yaparak bu sırayı da böyle tamamlayacağız arkadaşlar. Şimdi sıramızı tamamlayınca iki zincir çekelim ve dönelim. Yine yalancı trabzanlar yaparak bu sıramızı birebir batarak artışlarımızı da yaparak devam edeceğiz arkadaşlar. Yani örnek yok. Örneklerimiz bitti. Hepsine birebir batalım. Artışları unutmayalım. Böyle. Bakın. Hepsine tek tek geldim. Bakın şuna da batıyoruz. Unutmayın. Şöyle. Ve artışımı yaptım. 2 zincir çektim. Tekrar artışımı yaptım. Yine birebir batarak devam edeceğim. Yani düz bir sıra yapıyoruz. Şimdi sırayı artışlarımızı unutmadan yaparak tamamlayalım. Evet, bu sırada tamam. Şimdi arkadaşlar bu sıranın aynısını bir kere daha yapacağız. Yani bakın üçüncü sıramız ve yine birebir batarak artışlarımızı da yaparak bu sırayı da tamamlayalım. Sonra yine bir pıtırcıklı sıra yapacağız. Bu üç sıradan sonra. Şimdi bunu da örelim. Bu sırayı bakın aynısı. 1, 2, 3. sıramızı da aynı mantıkta örelim. Evet, 3 sıra toplamda bakın düz bir şekilde ördüm. Bir zincir çektim, çevirdim. Yine bu bölümlerde örnek yok. Burayı artışa kadar sık iğne olarak öreceğim ve sonra yine pıtırcık yapacağız orada. Şöyle bakın. Artışını da yaptım. Bir sık iğne, 2 zincir, bir sık iğne. Şimdi pıtırcıklarımı yapmaya başlayacağım. Buraları biliyoruz arkadaşlar. Şimdi bu sırayı da örneklerimizi yaparak ve artışlarımızı da yaparak devam ettirelim. Sonra birleştirmeye geçeceğiz. Böyle. Aynı işlemi yapacağım çünkü. Aynı şeyi anlatacağım. Bu sıraların aynısını buraya yapacağız şimdi. Evet arkadaşlar, sıramı tamamladım, geldim. Burada şimdi birleştirme işlemini yapacağız. İki tarafı birbiriyle birleştirerek devam edeceğiz. Bakın şöyle hemen buradan birincinin üzerine batırdım ve içinden geçirdim. Bir, iki zincir çekip döndüm. Artık burayı birleştirerek devam edeceğiz. Şimdi 3 sıra hiç örnek yapmadan sadece yalancı trabzanlarımızı yaparak öreceğiz. Bir üst sıraya çıkıp bir üst sıraya, 3 sıra artışlarımız yine aynı şekilde devam edecek. Artışa geldiğimizde bakın normal bir tane yaptım. 2 zincirimi çektim ve bir tane yaptım. Birebir batarak devam edeceğiz.
Buraları biliyoruz. 3 sıra örelim mi? Tekrar geri gelelim. Evet arkadaşlar, 3 sıramı ördüm. Bu bölümde sık iğne olarak geleceğiz. Kollarda eksiltmeler yapıp o bombeyi oluşturacağız burada. Şimdi bakın, burayı normal sık iğne noktasına, bakın artış noktasına kadar geleceğim. Sık iğne olarak öreceğim burayı. Buraya kadar geleyim. Bakın artış noktama geldim. Şöyle artışımı yaptım. 1 2 zincir çektim. Tekrar artışımı yaptım. Arkadaşlar burada 3 tane tek öreceğiz. 1 2 3. 3 tane tek ördüm. Bakın 1 atlayacağız buradan ikinciye. 1 2 3. Bir tane atladım ikinciye. 1 2 3 Bir tane atladım ikinciye. 1 2 3 Bir tane atladım ikinciye. 1 2 3 Bir 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 atladım. 1 2 3 tek ördüm. Bir atladım ikinciye. 1 2 3 Bir atladım ikinciye. 1 2 3 Bir atladım ve bakın artışa tekrar geldim ve artışımı yaptım. Burada önde bir şey yapmadan birebir batarak devam edeceğiz burada. Bu kısımda yok, sadece öbür kola kadar. Şimdi burayı sadece sık iğne olarak devam ettireceğim. Öbür kola geldiğimde artışımızı yapalım. Bunlar bizim son artışlarımız zaten. Şöyle. Şimdi 3 tane örelim. 1 2 3. Bir atlayalım ikinciye. 1 2 3. Bir atladım. 1 2 3. Böyle tamamlayacağız burayı da. 2 3. Evet, bu kolumda da bakın büzme işlemini yaptım. Şöyle bakın, toparladı burası. Şimdi birleştirme yerine kadar gideceğim. Artışımı yapacağım burada. Ve şimdi kollarımızı bırakarak gövdemizle devam edeceğiz. Kollara tekrar geri döneceğiz sonra. Şimdi birleştirme yerine kadar gideceğim. Evet arkadaşlar, yine sık iğne olarak devam edeceğiz ve kolları bırakacağız. Şimdi bu sıramız artış noktasına kadar gidelim. Kollarımızı bırakacağız. Buradan geldim. Şimdi buraya kadar geleceğim ve kolları bırakacağım. Artış noktasının içine bir tane yaptım. Burada 1, 2, 3 zincir çektim. Bakın kolu geldim. Buraya kadar geldim ve yine artışın içine bir tane sık iğne yaptım. Ve şimdi öbür koluma kadar sık iğne örerek devam edeceğim. Böyle. Şimdi buraya kadar yine gelelim. Evet, geldim buraya. Bakın, artışın içine bir tane yaptım. 1, 2, 3 zincir. Bu kolu da bıraktım. Ve buraya geldim. Zincirin içine bir tane ve birleştirme noktama kadar şimdi sık iğne olarak devam edeceğim. Oraya kadar gidelim. Evet, görüntümüz bakın böyle, bu şekilde şimdi şekil almaya başladı. Bu sırada arkadaşlar trabzan örgüye geçeceğiz.
3 zincir çekip yukarıya çıktım ve birebir hepsine trabzan yaparak devam edeceğim. Bakın 2 kere de çekerek trabzanlar yapacağım böyle. O çektiğim 3 zincirin içine de trabzan yapacağım. Oraya geleyim, bakın şuraya geleyim. Göstereceğim yine. Hepsi trabzan olacak bu sıranın. Böyle. Zincirli yere geldiğimde 3 zincir çekmiştim. 3 trabzan yapacağım bunun içine bakın. 1 2 ve 3. 3 zincire 3 tane trabzan. Böyle. Bakın bu. Ve birleştirme noktasına kadar gidelim. Sonra örneklerimizi de kurmaya başlayacağız. Evet, şimdi birleştirelim ve örneklerimizi şimdi kurmaya başlayalım. 1, 2, 3 zincir çektim ve bakın. 1 trabzan yaptım. 2 trabzan yaptım. Şöyle. Şimdi hiç zincir çekmeden bakın tığıma ipimi aldım. 1, 2, 3. trabzana. 1, 2, 3.'ye 1 trabzan yaptım. 1 zincir çektim. Aynı yere bir tane daha. 1 zincir çektim. Aynı yere bir tane daha. 1 zincir, bir tane daha. 4 defa buraya bakın trabzan yaptık. Ve 3 tane yuvamız oldu. 1, 2, 3. Hiç zincir çekmeden 1, 2, 3.'ye 1 trabzan. Yanına 2, 3, bakın 4, 4 trabzan yaptım. İpimi aldım. Hiç zincir çekmeden 1, 2, 3.'ye yine bir trabzan, bir zincir, bir trabzan, bir zincir, bir trabzan, bir zincir, bir tane daha. Toplamda 4 defa aynı işlemi yaptım. 1, 2, 3.'ye geldim. Bir trabzan, sıradaki 2, sıradaki 3, sıradaki 4. 4 tane trabzan yaptım. 1, 2, 3.'ye geldim. Ve yine aynı işlemi yapacağım. Böyle örneklerimizi kurarak sona doğru gideceğiz. Bakın 1, 2, 3, 4. Hiç zincir çekmeden araya girdim ve 4. 1, 2, 3, 4. Ve yine böyle. Evet arkadaşlar, sona geldiğimde bakın böyle bir görüntüm oldu. Şimdi bunu denk düşürebilmek için şöyle yapacağım. Bir geri alacağım. Buraya bakın 3 4 yaptım. Şu araya bir tane örnek yerleştireceğim. Yani ayarlama yapın. Bakın bu araya bir örnek yerleştirdim. Ayarlamayı yaptım. Ona göre siz de ayarlayabilirsiniz. Şimdi şu sonuncuyu da 4 diyebilmek için dibe batırayım. Ve böyle şimdi bakın. Şimdi artışlar yapacağız. Artışlarımızı bu trabzanların olduğu bölümde yapacağız. Buradan yukarıya çıktım. Şimdi trabzanlarımı ördüm. Bakın örneğimiz bu ya. Bir ikinci boşluğuna gireceğiz her seferinde. 1, 2, 3 boşluk var ya. Biri bırakacağız. İkincinin içinden başlayacağız yine. Aynı şekilde örneğimizi yapmaya. Bir zincir. 4 tane trabzanı yine buraya örneğimizi kuracağız. Bakın. Şöyle. 4 tane. Ve her artışı bakın. Bunu yaptım ya. Burada birinci trabzana çift batarak yapacağız. Burası 4'tü, 5 oldu. Bakın. Öbürlerine tek batacağız.
Böyle. Örneğin içine geldim. Bir ikinci boşluğun içine. Bir, iki, üç, dört. Bakın. Örneğimi yaptım. Şimdi birinci trabzan, bu dörtlü ya, beş olacak. Birinci trabzanın içine çift batırdım. Böyle. Her seferinde böyle yapacağız. İstediğiniz volüme gelene kadar, bu genişlik bana çok güzel oldu diyene kadar artıracağız. Örneğimi yaptım. Bakın. Hemen birinci trabzana çift batırdım. Böyle. Şimdi sona gidelim. Sonu da göstereceğim. Çünkü orada da artışımız olacak. En sona geldiğimizde bakın. Burada şimdi iki trabzanım var. İki de burada var. Ne yapacağım buraya? Hemen bir. Aynı yere iki tane yaptım. Burayı aldım. Bakın. Ve birinci trabzandan geri birleştirdim. Burada artacak devamlı. Burayı unutmayın. Bakın geçişte artması gerekiyor. Ve yine üst zincir çektim. İki trabzanı önce ördüm. Bakın iki trabzan önde gidiyor burada. Bu geriden yapacağız bunu. Ve yine örneğimi aynı şekilde kuracağım. Üç. Bakın. Ve birinci trabzana çift batıracağım. Bir, iki. Gördünüz mü? Bu mantıkta büyüteceğiz arkadaşlar. Çok pratik bir artış şekli ve model oldu. Şimdi böyle bakın, volüm ne kadar açılıyor, ne kadar hoşunuza gidiyorsa o genişliğe kadar artırın, sonrasını zaten dümdüz öreceğiz. Yani artışlar bu şekilde olacak. Artıra artıra genişleterek gidelim. Evet arkadaşları, bakın şöyle eteğimiz bu şekilde oldu. Kaç tane olana kadar artırdım, bakın istediğim genişliğe geldi, volümü çok güzel oldu. Sonrasında artırmayı bırakarak dümdüz ördüm ve geldim. Toplamda boyunu istediğiniz kadar yapın. Ben bu şu kısmı, bakın, daha da uzatmayacağım. Boyunu kendiniz ayarlayın. Şimdi kenar tığlamasını göstereceğim. Kenar tığlamasını bakın. Şu arada yaptığım örnekten şu aralara ekleyerek devam edeceğim. Şimdi şurayı kaydırarak gelelim. Bakın. 1, 2, 3. Şimdi örneğimi yapacağım. O araya iki tane örnek yerleştireceğiz. Ona göre ayarlayacağız. Ya da başka bir tığlamada yapabilirsiniz. Bakın şöyle bir göz kararı bakacağım. Birini buraya, birini buraya. Şöyle şuradan. Bakın hemen birinciye şunu bağlayalım. Şöyle. Bir, iki. İkinciye, bir, iki. Üçüncüye atlarsak ne olur? Hemen birinciden yapalım. Ayarlama yapın. Şöyle göz kararı ayarlayın. Bir atladım. İkinciden başladım. Şöyle şimdi yine bir atlayalım. İkinciye bağlayalım. Evet. Şimdi tekrar bir atlayıp bir iki atladım, üçüncüye bağladım ve bu araya iki tane örneği yerleştirdim. Tekrar şuraya bağlayalım. Bak şöyle. Şu şekilde gözükecek. Örneğe geldim. Hemen dibindekine bağladım. Bir atladım ikinciye. Bir iki atlayıp üçüncüye yapalım. Şöyle baktım. Evet. Zaten bir kere ayarladığınızda öbürlerini de
Aynı şekilde yapabilirsiniz. Şimdi bir atlayıp ikinciye bağlayacağım. Tekrar bir iki atlayıp üçüncüye bağladım. Evet, bakın oturdu, gördünüz mü? Ayarlayın böyle. Ondan sonrasını aynı şekilde yapabilirsiniz. Şöyle gözükecek bakın arkadaşlar. Evet arkadaşlar, etekler bitti. Bakın böyle bu şekilde oldu. Şimdi kolumuza da aynı şekilde o tığlamadan yapacağız. Bakın bir kolunu yaptım ben. Bakın burada kolumuz kabardı böyle giydiğinde. Burası böyle kabarık bir kol olarak devam edecek. Elbisemiz çok güzel oldu. Şimdi şuradan hemen koltuk altından ipimi aldım. Bakın düğüm atmadım. Şöyle ipi arada biraz götüreceğim. Bir sıra sık iğne yapalım. Böyle. Zaten bu sıramız sık iğneliydi. Bakın. Başladığım noktaya kadar sık iğne yapacağım. Sonra örneğimi yapacağım. Buraya kadar şimdi gelelim. Buraya kadar geldim. Şimdi bakın. Örneklerimi kurmaya başlayacağım. 1, 2, 3. Başladım örneğimi yapmaya. Burada 1, 2 atlayıp 3. bağladım. Tekrar 1, 2 atlayıp 3. başladım. Daha sık istiyorsanız daha yakın yapın. Böyle 3. Sonra şimdi bunu yaptıktan sonra da yakasını göstereceğim. Bir de iç kısımda tütüyü yapınca yapmamız gereken yeri göstereceğim. Yapmak isterseniz tabi sade de bırakabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bakın yakaya geldiğimizde şuradan tam ortadan şuradan başlayacağım bakın. Şuradan ipimi alacağım. Sık iğne yapacağım. Şöyle. Her sıraya şöyle düzgünce batarak sık iğne çıkartın. Şu ipi de şu taraftan alayım. Şu yeterli. Şurayı bir çekelim. Bakın şöyle. Şimdi buradan dönüp burayı da sık iğne yapacağız ama çok sıkmayın. Yani ne diyeyim size, rahat bir sık iğne yapın. Burayı darlamayalım. Şu ara boşluklara girerek bakın. Trabzanların ara boşluklarına girip sık iğne yapalım. Ama sıkı değil. Sıkı, adı sık iğne olsun. Böyle rahat. Şöyle rahat şekilde. Buranın esnekliğini bozmayacak şekilde. Gördünüz mü? Yavaş yavaş böyle sıkılmadan şöyle. Bakın bu şekilde bozmasın. Yakanın bakın arkanın öbür ortasına geldiğimde buraya bir sık iğneyi yaptım. Bakın şöyle. Buraya minik bir düğme için 4 5 tane zincir çektim. Bakacağım şöyle. Yeterli. Hemen bakın şu trabzanın olduğu yerden şey yaptım. Şöyle minicik bir düğme için ilik yeri yaptım. Ve aşağıya doğru tığlayarak
ince. İplerinizi saklarken azıcık uzun kesip iğne ile saklayın. Hani bebek örgülerinde kaba durmasın diye. İğne ile hem kolay ve pratik saklanıyor, hem de yeri hiç belli olmuyor. Bakın, onu da göstereceğim. Şöyle, bakın şu arayı birleştirmedim, bıraktım. Hemen iğnemi aldım. Önce şuraya şöyle, bakın ördüm burayı ve ipi içeriye aldım. İstediğiniz tarafa doğru götürebilirsiniz. Bakın, şurada elimin içinden bir geçirdim, örer gibi düğüm attım orada bir tane. Ve çekin ipi, kesin. Evet arkadaşlar, ekrana sığmıyor artık, büyüdü de büyüdü bizim güzellik. Elbisemizi ters çevirelim. Ters yüzünü çevirdim arkadaşlar. Şimdi şöyle yine buradan göstereceğim. Bakın, şurada ilk bir trabzan sıramız vardı. Şurada. Örneğimizi başlamadan önceki. Şöyle göstereyim bakın. Bu trabzan sırasının nasıl net gösterebilirim? Bakın şu trabzan sırasının şuradan taktım ipimi. Şimdi bunun buraya bir tünel oluşturup tünelin içine tütüyü yapacağım. Trabzan sırasının olduğu yer bakın. Her trabzanı batırdığım boşluğa böyle bakın. Ön yüzden kötü gözükmeyecek bu şekilde yaptığımızda. Direkt buraya dikersek hani tenine değer, acıtır. O yüzden iki sıra böyle buraya trabzan sırası yapacağım. Bakın. Şimdi biraz yapayım, göstereyim size. Dıştan da nasıl durduğunu. Bakın trabzan sırasını şöyle katladığınızda zaten batılacak yerler gözüküyor. Böyle. Başladığım yere kadar bu şekilde geleceğim. Evet arkadaşlar, şöyle bir sıra yeterliymiş, eşim öyle dedi. Çünkü ben dikme işinden anlamıyorum ve öyle bir becerim yok. Bakın şöyle, şimdi bu araya girip bunun üzerinden böyle dikilecek. Yapmak isterseniz tütülü, yapmak istemezseniz zaten bunu yapmanıza gerek yok. Umarım beğenmişsinizdir. Bütün detaylarıyla anlatmaya çalıştım. Siz de benimle birlikte örersiniz. Ördüğünüzde göreceksiniz ki emeğinize değen, boşa çalışmadığınız bir iş olacak. Çok güzel. Boyunu uzatabilirsiniz, kısaltabilirsiniz. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz. 1 yaşına kadar rahat rahat giydirebileceğiniz bir elbisemiz oldu. Hemen çevirelim ve dış yüzünden de bir bakalım. Şöyle. Evet arkadaşlar bakın. Hoşça kalın, sevgiyle kalın, abone olup benimle kalın.